Px eşittir 3x küp eksi ax artı b eksi 1 polinomunun bx ile bx polinomuna bölümünden kalan 5'tir demiş arkadaşlar. Aşağıda da demiş ki bx polinomu x kare eksi 3x artı 2 ile tam bölünebildiğine göre. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Şurada bir bx polinomu varmış. Bunu neye bölüyoruz? x kare eksi 3x artı 2'ye bölüyoruz. Şurada mesela bir cx olsun ve kalanımız sıfır olacaktır. Tam bölündüğüne göre kalanımız sıfır. Biz bunu şöyle yazamaz mıyız? Bx eşittir. Bölenle bölümü çarparız. Yani x kare eksi 3x artı 2 çarpı cx deriz arkadaşlar. Hatta şu x'e x olarak ayırsak, eksi 2'ye eksi 1 olarak ayırsak bunları da çarpanlarına ayırarak yazabiliriz. Yani bx eşittir. x eksi 2 çarpı x eksi 1 çarpı cx olarak gelmiş oldu. Bu bir kenarda dursun bakalım. Bize neyi sormuştu şimdi? Ee, bize bir de yukarıda bir bilgi daha vermişti. Demişti ki px polinomunun bx polinomuna bölümünden kalan 5'tir demişti. Yani px'i e, şu şekilde bx'e bölecekmişiz. Şurada da mesela bir dx olsun. Kalanımızda ne oluyormuş arkadaşlar? 5 oluyormuş. Bunu bir yazalım hadi. Px eşittir diyorum. Bx ile dx'i çarpacağız. Kalanımız da 5 olduğu için artı 5 diyeceğiz. Bx yerine ne yazmamız gerektiğini biliyoruz. x eksi 2 çarpı x eksi 1 çarpı cx yazmamız gerektiğini biliyoruz. Gidelim yazalım o zaman. Px eşittir diyorum. x eksi 2 çarpı x eksi 1 çarpı cx çarpı bir de ne var burada? dx var artı 5 var. Peki e, px'in katsayılar toplamını sormuştu. Bize katsayılar toplamı dediği anda x yerine 1 yazmamız gerektiğini biliyoruz. Buraya 1 yazdığımızda aslında bize p 1'i sormuş arkadaşlar. P 1'i bulmak için gideriz şöyle yazarız. P 1 eşittir diyorum. Şimdi bak 1 eksi 1'den burası 0 oluyor. E bu çarpım halinde olduğu için şura tamamen 0 oluyor. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? 5 kalıyor. Demek ki P1 eşittir 5'miş. Bize de zaten bunu sormuştu. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. 2x eksi 29 bölü x kare eksi x eksi 12 eşittir. A bölü x artı 3 artı b bölü x eksi 4 olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar şurada payda eşitleyecek olursak x eksi 4 ile burayı çarpalım. x artı 3 ile de burayı çarpalım. Bakalım ne oluyor? 2x eksi 29 bölü x kare eksi x eksi 12 eşittir diyorum. ax eksi 4 a x -4a geliyor. Buradan da bx artı 3 b geliyor. Bölü bunları da çarptığımızda x kare eksi 4x artı 3x'ten eksi x, eksi 4 ile 3'ü çarptığımızda da eksi 12 olarak gelmiş oluyor. Şimdi paydalarımız eşit olduğu için şu şekilde sadeleştirebiliriz. Ee, düzenlediğimizde de şöyle bir ifade ile karşılaşacağız. 2x eksi 29 eşittir. X parantezini aldığımızda a artı b gelecektir. Sabit terim olarak da ne geliyor? Eksi 4a artı şurası b değil 3B onun yanlış yazmış olmayalım çünkü 3 ile b'yi çarpmıştık burada şurası da 3B oldu arkadaşlar. Şimdi buradan x'li ifadeleri birbirine eşitleyecek olursak a artı b'nin 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 4A artı 3b'nin de eksi 29'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bize a eksi b'yi soruyordu arkadaşlar burada önce e, b'yi yok edip, A'yı bulabiliriz. Bunun için de birinci ifadeyi eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplayacağım. Eksi 4 A eksi 3 A da buradan eksi 7 A geldi. Eksi 3 3B B artı 3 B'den B'ler gitmiş oldu. Eksi 3 ile 2'yi çarptım. Eksi 6. Eksi 29'da buradan eksi 35 geldi. İki tarafı da eksi 7'ye bölecek olursak şu eksi 7'ler gider. A eşittir 5 olarak gelmiş olur. Bunu gidelim yerine yazalım. 5 artı B eşittir 2. Üstteki denkleme yazdım. 5'i karşıya atıyorum. Eksi 5 olarak geçti. 2 eksi 5'ten eksi 3 oldu. A eksi B'yi soruyor bize. Yani 5 eksi eksi 3'ü soruyor. O da 8'dir. Cevabımız denizli. Px 3. dereceden bir polinom olmak üzere demiş. P1 eşittir. P eksi 2 eşittir. P4 eşittir 0. Şimdi bunların 0'a eşit olması tam bölündüğü anlamına gelir. Bu durumda 1, eksi 2 ve 4 aslında bu px polinomunun birer köküdür diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle diyelim. px eşittir diyelim. Bir baş katsayımız olsun. A diyelim buna. Köklerimizden biri 1 bir olduğu için x eksi 1 diyelim. Bir tanesi -2'dir x eksi eksi 2'den x artı 2 geldi. Biri de 4'tür. Oradan da x eksi 4 geldi. Peki başka kökümüz var mıdır? Şimdi bunların çarpımından 3 tane x var. Çarpımlarından x küp gelecektir. Bu zaten 3. dereceden bir polinom olduğuna göre başka kökümüz olmayacaktır. Demek ki px bu şekilde bir polinomdur. Px artı 2 polinomunun sabit terimi bu ifadeyi gördüğümüz anda x eşittir 0 yazıyorduk. 0 yazdığımızda şuraya 0 artı 2'den P2 geliyor. Bunun eksi 24'e eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. O zaman gidelim x gördüğümüz yere 2 yazalım. P2'yi şu şekilde yazmış olalım. A çarpı 2 eksi 1'den 1 geldi. 2 artı 2'den 4 geldi. 2 eksi 4'den eksi 2 geldi. Eşitmiş eksi 24'e. Bunları çarptığımızda eksi 8a eşittir eksi 24 ise iki tarafı da eksi 8'e bölecek olursak a eşittir 3 olarak gelecektir. Yani şurayı artık silip, yerine 3 yazabiliriz. Bize neyi sormuş? Buna bakalım. px artı 4 polinomunun katsayılar toplamı. Bu ifadeyi gördüğümüz anda, x yerine 1 yazmamız gerektiğini biliyoruz. 1 yazdığımızda da aslında bize sorduğu şey, p5'miş arkadaşlar. p5'i bulmak için gidelim, x gördüğümüz yere 5 yazalım p5 eşittir diyorum. 3 çarpı, 5 eksi 1'den 4 geliyor. 5 artı 2'den 7 geliyor. 5 eksi 4'ten 1 geliyor. Bunları çarpacak olduğumuzda 3 çarpı 4 12, 12 çarpı 7'den de 84 gelir. Cevabımız denizli oldu. Px polinomunun x kare eksi 4 ile bölümünden kalan 2x artı 5'tir demiş. Hemen gittim şuraya Px polinomunu yazdım. Bunu neye böleceğiz? x kare eksi 4'e böleceğiz. Şurada bölümümüz ax diye bir ifade olsun mesela. Kalanımızda neymiş arkadaşlar? 2x artı 5'miş. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. Px eşittir derim. x kare eksi 4 hatta x kare eksi 4 2 kare fark olduğu için x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazabiliriz. Ax var. Kalanımızda 2x artı 5 olduğu için artı 2x artı 5 dedim. Buna göre demiş Px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan demiş. Şu ifadeyi 0'a eşit dediğimizde x eşittir 1 geliyor arkadaşlar. x yerine 1 yazdığımızda 1 artı 1'den aslında bize sorduğu şey P2 imiş. P2'yi bulmak için x gördüğümüz yere eğer 2 yazacak olursak 2 eksi 2'den burası 0 olacaktır. Dolayısıyla çarpım halinde olduğu için tamamen şurayı yok olacak x yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2 artı 5 olarak gelir. Buradan da 9 olur. Cevabımız denizli. Burada bize bir px bir de qx polinomu vermiş. Şu şekilde göstermiş. Demiş ki px polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı demek x gördüğün yere 1 yaz demek. Yaz yazdığımızda aslında bize sorduğu şey p1'dir arkadaşlar. Şimdi qx polinomunu burada şöyle yazabiliriz aslında. Qx eşittir diyorum, x artı 1 çarpı x artı 4 artı 0, artı 0'ı zaten eklememe gerek yok etkisiz eleman olduğu için. Px'i nasıl yazabiliriz? Px'i de şöyle yazabiliriz. Px eşittir diyorum, x kare eksi 5x artı 6 çarpı Qx artı 3x artı 4 şeklinde yazabiliriz. E burada da Qx gördüğümüz yeri de zaten x artı 1 çarpı x artı 4 yazabiliyorduk, hemen gidelim yazalım o zaman. Px eşittir diyorum. x kare eksi 5x artı 6. Qx gördüğüm yere de x artı 1 çarpı x artı 4 artı bir de burada 3x artı 4 var. Şimdi bizim bulmamız gereken P1'di. Dolayısıyla x yerine eğer 1 yazacak olursam buradan 1'in karesi 1 eksi 5'te 1'in çarpımından eksi 5 artı 6 geldi. 1 artı 1'den 2, 1 artı 4'ten 5, 3 çarpı 1 3 4 de buradan 7 gelmiş oldu. 6 1 daha 7 7'den 5 çıktı 2 2 çarpı 2 4 5 de çarpınca 20 7 de buradan 20 7 geldi arkadaşlar cevabımız denizli oldu. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 14'müş. Şurayı 0 eşitlediğimizde x yerine 3 yazmamız gerektiğini gördük. Demek ki P3 14'e eşitmiş arkadaşlar. Bunu bir yazdık x artı 2 ile bölümünden kalan da eksi 1'miş. Şurayı 0 eşitlediğimizde x eşittir eksi 2 olacaktır. Demek ki buradan p eksi 2 eşittir eksi 1 olarak gelecek. Demiş ki px polinomunun x eksi 3 çarpı x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şöyle yazalım px eşittir diyelim. Hatta önce bir bölme işlemi şeklinde bir gösterelim. Şurası x eksi 3 çarpı x artı 2'miş. Buranın ne, olduğunu bilmiyoruz. Ax olsun burası arkadaşlar bölüm kısmı. Kalan kısmında nasıl bir şey olacağını aslında tahmin edebiliriz. Çünkü x kareli bir ifade burası. X ile x'in çarpımından şu x'in çarpımından x kare geliyor zaten. X kareli bir ifade ise burası en fazla birinci dereceden olabilir. Demek ki ax artı b şeklinde bir kalan olacaktır. O zaman bunu da şöyle yazalım. Px eşittir diyelim. X eksi 3 çarpı x artı 2 çarpı ax artı ax artı b şeklinde bir ifade olacaktır. Biz şimdi p 3'ün 14'e eşit olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle yazıyorum. P 3 eşittir diyorum. 3 eksi 3'ten burası 0 oldu. E bunlar çarpım halinde olduğu için şurası tamamen gitmiş oldu. 3a artı b geldi. bunun 14'e eşit olduğunu biliyoruz. Bir de P eksi 2 yazalım arkadaşlar. Eksi 2 yazınca bu defa da bak şurası sıfır olacak. Yine şu şuranın tamamı gidecek. Geriye ne kalacak? Eksi 2A artı B kalacak. Eşittir eksi 1 diyeceğiz. Şimdi buradan birin, ikinci ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım hadi. Eksi eksi 2 a'dan artı 2 a. 3 a da buradan 5 a geldi. Eksi b artı b b'ler gitti. Eksi eksi 1'den artı 1 14'te buradan 15 gelmiş oldu. İki tarafı da 5'e böldüğümüzde a eşittir 3 olarak geldi. Bunu gidelim denklemlerden birinde yerine yazalım arkadaşlar. Ee, birinci denklemde yazacak olursak 3 üç çarpı 3'ten 9 artı b eşittir 14 gelir. 9'u karşıya attığımızda b eşittir 5 olarak gelecektir. E şimdi bizim burada kalanımız neydi? ax artı b'ydi. a'yı da biliyoruz, b'yi de biliyoruz. Yani 3x artı 5'miş aslında bu. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Px polinom olmak üzere Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan 2a'ymış. Şu ifadeyi sıfır eşit dediğimizde x eşittir a gelecekmiş. Yani pa'nın 2a'ya eşit olduğunu söylemiş bize. Diğer maddeye bakıyorum. x eksi b ile bölümünden kalan 0 eşitlediğimizde x gördüğümüz yere b yazmamız gerektiğini görüyoruz. Buradan da pb eşittir. Kalan neymiş? 2b'ymiş. Bu da 2 b eşit arkadaşlar. Buna göre px polinomunun x eksi a çarpı x eksi b ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen gidelim şurada px polinomunu x eksi a çarpı x eksi b'ye bölelim e, ee, bölüm kısmımız ax olsun. Kalan kısmımız da arkadaşlar şimdi şu x ile x'in çarpımından x kare geliyor. Burada x kareli bir ifade gelemeyecek demek ki kalan kısmında. En fazla birinci dereceden bir ifade olacak. O zaman burada kalan kısmımızda da cx artı d diyelim hadi. Px polinomunu şimdi yazabiliriz ama. Px eşittir diyorum. x eksi a çarpı x eksi b çarpı bölüm kısmına ax demiştik. Kalan kısmına da cx artı d dedik. Bunu yazdıktan sonra PA'nın 2A'ya eşit olduğunu biliyoruz biz. PA eşittir diyorum. Şimdi x yerine A yazdığımızda A A'dan burası 0 olacaktır ve şurayı tamamen yok edecek. Geriye ne kalacak? CA artı D kalacak. C çarpı A artı D kalmış oldu. Bunun 2A'ya eşit olduğunu söylemiş bize arkadaşlar. Bir de PB yazalım hadi. PB yazdığımızda da bu sefer de şurası B eksi B'den sıfır olacaktır. Yine burası yok olacak. Ne kalacak? PB eşittir C çarpı B artı D eşittir 2B olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Burada bizim C ile D'yi bulmamız lazım. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. İkinci ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacak olsak ne gelecek? CA eksi CB D eksi D'den D'ler gitmiş olacak. Sağ tarafta da ne gelmiş oluyor? 2A 2B gelmiş oluyor. Sol tarafı C parantezine alıyorum. A B geldi. Eşittir diyorum. Sağ tarafta 2 parantezine aldım. Yine A eksi B geldi. A eksi B'ler iki tarafta da var. Bunları sadeleştirdiğimizde C'nin 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra C'yi gidip yerine yazalım. Yani 2 olarak gidip yerine yazdığımızda 2A artı D eşittir 2a olarak geliyor. 2a'yı sağ tarafa attığımızda 2a'dan 2a çıktı 0 kaldı. D'nin de bu durumda sıfır olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim kalanımız burada neydi? Cx artı D'ydi. Bunları yerine yazdığımızda C'yi 2 bulduk. 2x D'yi de 0 bulduk. Yazmamıza gerek yok. Kalanımız 2x'tir. Cevabımız Ceyhan. Px-2 polinomunun px artı 3 polinomu ile bölümünden kalan 5x eksi 4'tür demiş arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yazabiliriz. Px-2'yi px artı 3'e bölüyoruz. Burada bir bölümümüz ax olsun. Kalanımız da 5x eksi 4'müş. Aşağıda da şunu söylemiş. Px artı 3 polinomunun Px polinomu ile bölümünden kalan demiş ax artı b'dir demiş. Şurada da bölüme bx diyelim. Kalanımız da neymiş? ax artı b şeklindeymiş. Şimdi burada bir yorum yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi e, px eksi 2 polinomuyla px artı 3 polinomunun aslında dereceleri aynı olan polinomlardır bunlar. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela px eşittir x kare diye bir polinom olsun tamam mı? Burada p x eksi 2 yazdığımızda ne olacaktır? x eksi 2'nin karesi olacaktır. p x artı 3 yazdığımızda... ...ne olacaktır? x artı 3'ün karesi olacaktır. Ve bunların ikisi de x kareli polinomlardır. Yani dereceleri aynı olan polinomlardır. O zaman burada aslında... ...ax yerine ve bx yerine ne yazmamız gerektiğini tahmin edebiliriz. x kare x karenin içerisinde kaç defa vardır arkadaşlar? Bir defa vardır. O zaman ax yerine yazabileceğimiz ifade burada birdir diyebiliriz... Aynı şekilde burada da px artı 3'ü px eksi 2'ye bölmüş. Yer değiştirmiş bunları. E bunların da dereceleri aynı. Mesela x kareli olursa buradan da x kare buradan da x kare, x kare geliyor. Hatta katsayıları da aynı olduğu için yine aynı şekilde burada da bir defa vardır diyebiliriz. O zaman bunları düzenleyip şöyle yazalım. px eksi 2 eşittir diyorum. px artı 3 çarpı 1 artı 5x eksi 4. Daha sonra... Diğer taraftan da şunu yazabiliriz. Px artı 3 eşittir. Px eksi 2 çarpı 1 artı ax artı b yazabiliriz arkadaşlar. Üstteki polinoma bakacak olursak şurada px artı 3'ü sol tarafa atıyorum. Ne gelecektir oradan arkadaşlar? Px eksi 2 eksi px artı 3 eşittir. 5x eksi 4 olarak gelecektir. Şimdi şu bir dursun bakalım. Bir de alttakine bakıyorum şimdi. Altta da ne var? Px 2 var. Bunu sol tarafa attığımızda Px artı 3 eksi Px 2 eşittir Ax artı B olarak geldi. Şimdi bakıyorum bu ifade bu ifadenin tam tersi. O zaman şurayı gördüğümüzde ee, burası eğer 5x eksi 4'e eşitse burası da ne olacaktır? Bunun eksilisine yani eksi 5x artı 4'e eşit olacaktır. Sağ tarafta ne var? ax artı b var. x'de olanları birbirine eşitliyorum. a'nın eksi 5 olduğunu, sabit olanları da birbirine eşitlediğimizde b'nin de 4 olduğunu görebiliyoruz. Bizden a artı b'nin toplamını istemiş. Bunları topladığımda eksi 5 artı 4'ten eksi 1 gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Px eşittir 3 çarpı x üzeri n 4 artı 2 çarpı x üzeri 5 eksen artı 1 polinomu veriliyor. Buna göre demiş Px polinomu için katsayılar sayılar toplamı 6'dır. Bu ne demektir? X gördüğün yere 1 yazdığında sonuç 6 gelmeli diyor. O zaman P1 eşittir diyorum arkadaşlar. 3 çarpı 1 üzeri n eksi 4 artı 2 çarpı 1 üzeri 5 eksi n artı 1. Şimdi birim bütün kuvvetleri 1'dir. Dolayısıyla buradan 1 gelecek. 3 çarpı 1'den 3. Buradan da 2 çarpı 1'den 2 artı 1 geliyor. Topladığımızda 6 geliyor. Burada da zaten 6'dır demişti. Demek ki doğru söylemiş. Birinci kesinlikle doğrudur. İkinciye baktığımızda baş kat sayısı 3'tür demiş arkadaşlar. Şimdi... Ee, şu Kuvvetlere bir bakalım. n 4'ün polinom olması için sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olması gerekiyor. n 4 büyük eşittir sıfır. Yani x 4'ü karşıya attığımızda n büyük eşittir 4 olarak geldi. Aynı şekilde şuradaki 5 eksi n'in de sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması gerekiyor. 5 eksi n büyük eşittir sıfır. 5 büyük eşittir n olarak geldi. Burada n 4'ten büyük ya da 4'e eşit. Aynı zamanda 5 de 4'ten büyük n'in sağladığı değerler sadece 4 ve 5 olabilir. İkisini de sağlaması için sadece 4'ü ve 5'i alabiliriz. Şimdi 4'ü aldığımızda arkadaşlar ne olacaktır burası? 4 yazdığımızdan 4x4'ten 0 yani 3 çarpı x üzeri 0 artı 2 çarpı x üzeri 5 eksi 4'ten 1 artı 1 geldi. Şimdi buraya baktığımızda en büyük derece hangisi? Birinci derece x üzeri 1. E o zaman baş katsayımız ne olur? 2 olur e, şimdi 5'i verdiğimizde bu, bu şekilde olmayabilir. Belki baş kat sayısı 5'i verdiğimizde 3 oluyor. Ama kesinlikle dediği için ikisinde de 3 gelmesi gerekirdi. Gelmediği için bunu kesinlik olarak kabul edemiyorum. Sabit terimi 1'dir demiş arkadaşlar. Şimdi yine aynı örnek üzerinden bakacak olursak. Bak x üzeri 0 zaten nedir? 1'dir değil mi? Yani burası aslında 2x artı 4 demektir şu yazdığımız yer. Yani burada sabit terim 1 değil 4 gelmiş oldu değil mi? O zaman sabit terimin bir olması gibi bir zorunluluk yoktur. Bunu da kesinlikle diyemeyiz. Cevabımız yalnız birden Adana seçeneği. Px eşittir x eksi 5 üzeri eksi n artı x eksi 4 üzeri eksen eksi n eksi 1 polinomu x eksi 5 çarpı x eksi 4 ile tam bölünebilmektedir demiş. Buna göre n için bu ifadelerden hangisi doğrudur, hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci de pozitif çift sayı olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar şuraya eğer pozitif çift sayı yazarsak önünde eksi olduğu için burası negatif olacaktır. Yani kuvvet kısmı negatif olacak. Mesela eksi 2 gibi bir sayı gelecek. Kuvvet kısmı negatif olabilir mi peki polinomda? x üzeri eksi 2 olmaz değil mi? Polinom olmaz. Bu doğal sayı olması gerekiyordu. Dolayısıyla pozitif, pozitif çift sayı olamaz. İkinciye bakıyorum. Negatif çift sayı demiş. E şimdi negatif olduğu kesin. Önünde bir tane eksi var. Biz mesela eksi 2 dedik. Eksi eksi 2'den artı 2 olacaktır ve kuvveti pozitif yapmış olacağız. Daha doğrusu doğal sayı yapmış olacağız. Ee, bu durumda ama çift sayı olması nasıl kesin olacak? Çift sayı olması da şundan dolayı olması gerekiyor arkadaşlar. X eksi 5 çarpı x eksi 4 e tam bölünebildiğini söylüyor. Yani buradan x kareli bir ifade gelecektir değil mi? Açtığımızda hatta yazalım. X 4 x eksi 5 x'ten eksi 9 x olacaktır. X 4 eksi 5'in çarpımından da artı 20 gelecektir. Şimdi burada x kareli bir ifadeye tam bölünüyorsa Yukarıda eğer x küplü ya da x üzeri 5'li bir ifade olduğunda x kareli bir ifadeye tam bölünür mü? Bölünmez. E nasıl ifadeler gelmesi gerekiyor? Şöyle ifadeler gelmesi gerekiyor. Mesela x kare artı x üzeri 4 gibi ifadeler gelmesi gerekiyor ki x kareli ifadeye tam bölünsün. Bundan dolayı çift olması da kesindir. Yani en için negatif çift sayıdır diyebiliriz. İkinciyi aldık. Üçüncüye bakıyorum. Alabileceği en büyük değer eksi 2'dir demiş arkadaşlar. Şimdi biz ne demiştik? Negatif çift sayı demiştik. Negatif çift sayılar hangileridir? Eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8 bu şekilde gidecek. Bunların arasında en büyüğü hangisidir? Eksi 2'dir. O zaman diyoruz ki 3. öncülde doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'ten Edirne seçeneği olur. Px ve Qx birer polinom olmak üzere P2x eksi 1 bölü x artı 4 eşittir Qx artı 2 artı 3x artı 2 eşitliği veriliyor. Px eksi 2 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan dediği için hemen şu ifadeyi 0 eşitliyorum. Dolayısıyla x eşittir 5 geliyor. E, x'i yerine yazdığımızda 5 eksi 2'den P3'ü ne olarak vermiş bize? Kalan 36'dır dediğine göre P3'ü 36 olarak vermiş bize. QX polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan 0 eşitlediğimizde x yerine 4 yazacağız demektir bu. Yani aslında Q 4'ü bize soruyor arkadaşlar. Şimdi x yerine öyle bir değer vermemiz lazım ki hem P3'ü kullanabilelim hem de Q4'e ulaşabilelim. X yerine eğer şurada 2 verecek olursam yazıyorum bak x eşittir 2 için. P içerisinde 2 çarpı 2 4 1 çıkarttığımızda 3. Bak P3'e ulaştık. P3'ü kullanabiliriz o zaman. 36 olduğunu biliyoruz çünkü. Aşağıda 2 artı 4'ten 6 geldi. Eşittir. Q'nun içerisi 2 artı 2'den 4 geldi. Bak Q4'e de ulaşmış olduk böylelikle. 3 çarpı 2 6. 2 de buradan 8 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi P3'ün 36 olduğunu biliyorum. 36 bölü 6 eşittir. Q4 artı 8. 36'yı 6'ya böldüğümde 6 geliyor. 6 eşittir. Q4 artı 8. 8'i sol tarafa attım. Eksi 8 olarak geçti. 6 eksi 8'den eksi 2 geldi. Q4 eşittir. Eksi 2 olarak gelir. Cevabımız Adana olur. Px bir polinom olmak üzere x kare eksi 1 çarpı px eşittir. x küp artı ax kare artı bx artı 4 eşitliği veriliyor. Buna göre px polinomunun x eksi b ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi şunu sıfır eşitlediğimizde x gördüğümüz yere b yazmamız gerektiğini anlıyoruz. b yazdığımızda da bize aslında pb'yi soruyormuş arkadaşlar. Bunu anlamış oluyoruz. Şimdi şuraya baktığımızda x kare eksi 1 ile bir ifadeyi çarpmış bir polinomu çarpmış ve şurayı elde etmiş. Burada x küp geldiğini ve 4 geldiğini görüyoruz. Şimdi x kare eksi 1 ile neyi çarparsam burada x kare ile neyi çarptığımda x küpü elde ederim. X'i çarparsam x küpü elde ederim. 4'ü nasıl elde edeceğim arkadaşlar? Eksi 1 ile şurada da eksi 4 yazacak olursam e, artı 4'ü elde ederim. Şimdi bunu açtığımda nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Bakalım x kare ile x'i çarptım x küp oldu. x kare ile eksi 4'ü çarptım eksi 4 x kare oldu. Eksi 1 ile x'i çarptım eksi x. Eksi 1 ile 4'ü çarptım artı 4. Şimdi şu x küple şu artı 4'ün e, buradakiyle aynı şekilde benzediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Aslında burada da şunu söyleyebiliriz. Demek ki a eksi 4'müş. b de nedir burada? Eksi 1'dir. Bunu söyleyebiliriz. Bize pb'yi soruyordu. Yani aslında p eksi 1'i soruyormuş bize. Biz şu anda px polinomunu ne olarak bulduk arkadaşlar? x eksi 4 olarak bulduk değil mi? px gördüğümüz yere x eksi 4 yazdığımızda bu sağlanmış oldu. Demek ki px eşittir x eksi 4'müş. P eksi 1'i sorduğu için de x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 4'ten eksi 5 geldi. Cevabımız Bursa seçeneği. Px eşittir ax kare artı bx artı c polinomunun katsayılar toplamı demek x gördüğün yere 1 yaz demek. 6'ya eşitmiş arkadaşlar. x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda a artı b artı c'nin 6'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre katsayıları doğal sayılardan oluşan kaç farklı ikinci dereceden px polinomu yazılabilir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar şöyle yazabiliriz mesela 6 deriz, 0 deriz, 0 deriz. A'nın 6 olduğu durumu yazdığımızda 6'yı bu şekilde yakalayabiliriz. A'nın 5 olduğu duruma bakacak olursak 5 1 0 şeklinde yazabiliriz ya da 5 0 1 şeklinde yazabiliriz. İkisinde de 6'yı yakalayabiliriz. A'nın 4 olduğu durumlara bakacak olursak 4, 2, 0 şeklinde yazabiliriz. Ya da 4, 0, 2 şeklinde yazabiliriz. E, 4, 1, 1 şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. A'nın 3 olduğu durumlara bakacak olursak 3, 3, 0 şeklinde olabilir. 3, 0, 3 şeklinde olabilir. 3, 2, 1 olabilir. 3, 1, 2 olabilir. Başka oluyor mu? Sanırım başka da olmuyor. Şimdi bu şekilde devam ettiğimizi düşünecek olursak arkadaşlar, A'nın 6 olduğu bir tane durum var. A'nın 5 olduğu 2 tane durumla karşılaştık. A'nın 4 olduğu 3 tane durumla karşılaştık. A'nın 3 olduğu 4 tane durumla karşılaştık. A'nın 2 olduğu bu durumda 5 tane durumla karşılaşacağız. A'nın 1 olduğu da demek ki 6 tane durumla karşılaşacağız diyebiliriz. Peki A'nın sıfır olduğu durumlara bakabilir miyiz? Bakamayız çünkü ikinci dereceden demiş. A yerine sıfır verdiğimizde bu artık ikinci dereceden olmaz. Şimdi toplamda kaç durum var arkadaşlar? Bir durum buradan, iki durum buradan, 3 durum buradan, 4 durum buradan. Toplayarak geliyorum. 1 artı 2 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 5 daha 15, 6 daha 21 olur. Cevabımız Ceyhan seçeneği.